Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Doğum sonrası neler yapmalıyım? Nasıl bu kiloları hızlıca, sağlıklı bir şekilde vermek gerekir diye gelen sorularımız var. Keyifle aldı 30 kiloyu kabul ediyor evet. izleyicilerimiz. Ama sonrası bir de vermek var. Sonrası vermek var. Evet, emzirme dönemi var. Sonrasında evet. Hani gebelik tamamlandı. Bebeğimizi kucağımıza aldık. Emzirme dönemi de çok önemli. Hem kilo almak, o dönemde de çok kilo alabilenler oluyor. O yüzden emzirme döneminde çok dikkatli geçirmek lazım. Sütü yapan, her zaman söylüyoruz biz, sütümüzü yapan sıvı alımımızdır. Günde 4-5 litreye kadar mutlaka bol bol sıvı. Hani sıvı dediğimde tabii ki sağlıklı sıvılar, başta su olmak üzere. Bunun büyük bir kısmını sudan almamız gerekiyor. İşte kompostolar olabilir, mesela az şekerli evde yapılmış meyve kompostoları olabilir. Sıvı ağırlıklı beslenmek önemli. Doğum yaptıktan sonra bir ikincisi mutlaka aktif hayatımıza hemen dönebilmek çok önemli. Burada tabii ki şimdi anneler doğum sonrası bebekleriyle yeni bir dünyaya adım atıyorlar. Daha önce tanımadıkları bir dünya ve bir anda 7/24 o bebeğin bebekle vakit geçirmek durumundalar. Bütün ilgi alakalarını ona kanalize ettikleri için kendilerini biraz ihmal ediyorlar. Dolayısıyla da benim burada hani annelere söylemek istediğim, kendilerini kesinlikle ihmal etmesinler, unutmasınlar. Çünkü o dönemde işte gebelik sonrası lohusalık depresyonu dediğimiz de bir durum var ki çok ciddi bir durum. Dolayısıyla da hani ondan korunmak için de kendine mutlaka vakit ayırmalı anne. Tamam, bebeğimiz bizim için çok değerli ama biz iyi değilsek bebeğimizin iyi olması mümkün değil. O yüzden de sporunu da yapmalı, beslenmesine de dikkat etmeli. Kendine vakit ayırmalı. Kendine vakit ayırmalı. Bebeğinin uyuduğu zamanlarda uykusuzsa uyumalı, kitap okumak istiyorsa kitap okumalı, dışarı çıkmak istiyorsa dışarı çıkmalı. Kendini dış dünyadan soyutlamamalı. Çok önemli. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.